Nüfus artışının küresel sorunları Ders 18 Avrupa'dan bahsettiğimde evlilik sırasında Avrupalıların ister istemez çocuk sahibi olduklarını tartıştığımızı hatırlıyorsunuzdur. Ancak bunun insanın üretebileceği maksimum kapasiteden çok uzak olduğunu da söylemiştik. Yine bunun bir takım kültürel kısıtlamalar, geç yaşta evlilik ve benzeri sebeplerden kaynaklanabileceğini düşünmüştük. Evlilik içi doğum oranının daha düşük olduğu içine baktığımızda ise bunun kişinin kendi seçimi mi olduğunu yani bireyin ne yapması ve nasıl davranması gerektiği konusunda kendi kararını verip vermediğini yoksa bu düşük doğum oranının Ranza'nın alt katında babaannelerin yatmak zorunda olduğu kalabalık evlerdeki kültürel kısıtlamalar mı olduğunu sormuştum. Eğer Kültürel kurallar size eşinizle arkadaş olamayacağınızı söylüyorsa üremek için hiç fırsatınız olmayacaktır. Tutkuda bir azalma olabilir ve sonuç olarak size bunun kişisel bir karar değil aksine kültürel bir durum olduğunu söylemiştim. Konunun biraz daha dışına çıkacağız ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu veriyi çok seviyorum. Bireyin çocuk sahibi olma konusunda kendi kararlarını veremediğini çarpıcı bir biçimde örnekliyor. Kendi kararını verebildiğini nasıl söylerdiniz? Büyük bir nüfusa sahipsiniz. Hepsiyle konuşma olanağınız yok. Belki de yaşlı ve ölü bir nüfus. Kendi bireysel kararlarını verebildiklerini nasıl söylerdiniz? Bunu yapmanın yollarından biri insan olmanın ne olduğuna dair herhangi bir makul fikir altında belki de doğurganlıklarını etkileyebileceğini düşündüğünüz başlarından geçen bireysel olayları hesaba katmaktır. Bu olaylardan biri bir çocuğun ölümüdür. Bu sık sık karşılaşılan bir durum. Demek istediğim hepiniz belli bir sayıda çocuk istiyorsanız bilinçli bir şekilde bunu kontrol altında tutacağınızı söylerdiniz. Eğer çocuklarınız ölürse daha fazla çocuğunuz olması için daha çok ve daha uzun süre çaba harcarsınız. Burada 1982 yılındaki Çin'in nüfusunu görüyorsunuz. Yani tek çocuk politikasının başladığı dönemden bahsediyoruz. Burada 1982 yılına kadar çocuk doğurmayı bırakan kadınlar yer almakta. Yani tam da tek çocuk politikasından önceki nesil. Bu size pek çok veri sağlar. Fakat şuraya bir bakın. İlk dört çocuğa ne olduğundan bahsediyor. Ve size iki durum sunuyor. Ya hepsi öldü ya da hepsi yaşadı. Bu grafikte gösterilmeyen pek çok ara durum var ve bir takım yaş etkeni varsa bu da yaşla birlikte yayılıyor. Burada annenin en son doğumundaki yaşı gösteriliyor. Eğer bütün çocuklar yaşasaydı ya da ölseydi annenin gerçekten de daha fazla çocuk isteyebileceğini düşünebilirdiniz. 38.7 yaşında doğurmayı bırakıyor. Hepsi yaşasaydı, bir yılın onda biri kadar zaman önce yani yaklaşık bir ay daha erkenden çocuk yapmayı bırakır. Aynı şekilde biraz daha yaşlı grup için bu rakam 0.4 yıl. Yani yaklaşık 4 ay sonra. Bu da yine 20 yaşındaki kadınlar için 0.1 ay. İlk doğumlarındaki yaşları. Pardon, doğurmayı bıraktıkları yaş büyük oranda doğurmaya başladıkları yaşa bağlıdır. Farklı yaşlarda doğurmaya başladıkları için bu konuda rakamlar farklıdır. Fakat 4 çocuk ölmesine ya da yaşamasına bağlı olan yaş gruplarında bir fark yoktur. Bu sadece bana göre mümkün olduğu kadar çocuk sahibi olmak için gösterilen devamlılığın ve çabanın sadece o olaya bağlı olmadığını gösteren hayret verici istatistiksel verilerdir. Bu konuya başka bir örnek, bu çoğunlukla Asya üzerinde tartıştığımız bir konu. Dünyanın pek çok yerinde, özellikle de Çin'de erkeklere ihtiyaç duyuluyor. Erkek çocuklar kız çocuklara göre daha fazla tercih ediliyor. Burada kaç tane erkek ve kaç tane kız çocuğun olduğunu gösteren bir veri dizisi var. Burada da ne erkek ne de kız çocuğu olanlar için soru şu kaç tanesi hala çocuk sahibi olmaya devam ediyor? Bu rakamlar ilk doğumu yapmaya çalışanların oranını gösteriyor. Evlenip ne kız ne de erkek çocuğu olmayanlar 0.958 pardon ilk önce bir erkek çocukları olanlar. Bir erkek ya da bir kız çocukları olanlar. Bir erkek çocuğu olanların %95.8'i ikinci bir çocuk yapmaya çalışıyor. Bu çocuk bir erkek ya da bir kız olabilir. İlk çocukları kız olanların ise %96.8'i devam ediyor. Bu kısmı incelemek zorunda değilsiniz. Detaylar önemli değil. Fakat özellikle peş peşe 7 erkek çocuğu olanlara bakın. Bu kişilerin %72 ila %72.5'u tekrar hamile kalmaya devam ediyor. Peş peşe 7 kız çocuğu olanlara baktığımızda bu kişiler erkek çocuk sahibi olmayı istiyorlar ve kız çocuk istemeyebilirler. %3,5'luk bir farkla bu kişilerin %76'sının hayatlarında bir değişiklik yok. 7 erkek çocuktan sonra yeteri kadar erkek çocukları olduğunu farz edebilirsiniz. Oysa 7 kız çocuğu olanlar daha fazla çocuk sahibi olma konusunda istekli olabilirler. Fakat her iki grup arasında %3'lük gibi oldukça küçük bir fark var. Rakamların bir hayli yüksek olduğunu görebilirsiniz. Zaten 7 erkek çocuğu olanların %76'sı doğum yapmaya devam ediyor sadece doğum yapmaya devam ediyorlar ve hepsi peş peşe kız olsun ya da erkek olsun çok az bir fark yaratıyor. Son olarak 8 çocuğu olanlar. Bu oran %10 daha az. Evet, %10'luk bir fark. Grafiğin kalan kısmına uymasa da hala oldukça küçük bir fark. Bu da konuyla ilgili son grafik. Yine kadının son doğumundaki yaşı gösteriliyor ve yine aynı türde bir grafik. Peş peşe 8 kız çocuğu olanlarla peş peşe 8 erkek çocuğu olanlar karşılaştırılıyor. Erkek çocuk istenen bir kültürde doğurganlıklarını herhangi bir bireysel yolda kontrol edebilseler de pek çok erkek çocuğu olanlar tamam bu kadar yeter diyeceklerdi ve pek çok kız çocuğu olanlar ise son olarak bir erkek çocuğa sahip olmak için çaba sarf etmeye devam edecekti. Farka bakın eğer 41.4 yaşında peş peşe 8 erkek çocukları varsa ve 41.7 yaşında yine bir yılın onda üçü kadar daha fazla bir süre hala çocuk yapmak isteyeceklerdir. Sadece biraz daha uzun süre çabalamışlar. 3 ay daha uzun. Temel olarak bence bu verilerin size söylediği şey insanların hayatlarındaki en önemli doğurganlık olayına ya çocuklarının cinsiyetlerine ya da ölümlerine tepki göstermedikleridir. İnsanlar sadece çocuk sahibi oluyorlar. İnsanlar kendi bireysel deneyimlerine ve isteklerine göre değil, kültürel doğumlara göre davranıyorlar. Bu tek çocuk politikasının yer aldığı bağlamdır. İlk önce One Shi Policy politikası düşüşe geçer ve 10 yıl sonra tek çocuk politikası ortaya çıkar. Yani bu hayret verici bir Burada politika başladığında çocuk doğurmayı bırakan bir nüfus gösteriliyor. Açıkça görülüyor ki doğurganlığın bireysel bir biçimde kontrol edilmesi konusunda en ufak bir düşünce yok. Birden hükümet kalkıp size diyor ki daha az çocuğunuz olmalı ve size düşüş oranını gösterdim. 1970'lerdeki düşüş oranı inanılmazdı. Geçen sefer size bahsettiğim gibi bu düşüşten sonra bozulan dengeyi kontrol altına almak için Tek çocuk politikasını geliştirdiler ve doğumları dengelendi. Neden doğumları dengeleniyor? Bu yine doğurganlık düşüşüdür. Bu 1970'lerdeki daha geç, daha uzun aralıklı, daha az politikasıdır ve büyük düşüşün yaşandığı zaman 1980'deki tek çocuk politikasıdır. Daha fazla düşüş yoktur. Bu yetersiz bir hükümetin eksik bir biçimde yürütülmüş doğurganlık politikasının bir göstergesiydi. Hükümetin bir kolu diğer kolunun aksi yönünde eylemler yapıyordu. Burada Çinliler kadın hakları konularında ve kontrol etmede, bir şekilde nüfusu kontrol etmede, geç yaşta evlilik teşvik ediyorlardı. Kızların 13, 14, 15 yaşlarında ve devamındaki 4 yıl boyunca evlenmelerini istemiyorlardı. Bu konuda başarılı oldular ve evlilik yaşı 1965'e kadar çoktan 19 e kadar ulaşmıştı. Ve başarılı olmaya devam ediyorlar. Evlilik yaşı oldukça iyi denebilecek bir seviyede. 23'e gelene kadar artmaya devam ediyor. Bu hepinizin, hepinizin değil, pek çoğunuzun olduğundan daha büyük bir yaş. Burada zirveye ulaşır. Peki hükümet ne yapar? Evet gayet iyi gittik ama şu anda çok endişeliyiz. Şurası tek çocuk politikasının kabul edildiği yıldır ve biz buna devam etmek istiyoruz. İyi bir demografik istatistikleri yok ve bu verilerden haberleri yok. Aslında insanların kaç yaşında evlendiklerini bilmiyorlar. Yani bunun üstünde resmi bir yaşları var. Bu yaşı daha fazla evliliğin gerçekleşmesini önlemek için arttırdılar. Fakat insanlar bu yaşın altında oldukları için meydana gelen şey bir bakalım geriye doğru gidiyorum. politikaları olumsuz bir sonuç doğurdu. Evlilik yaşını artırmak için uyguladıkları politika aksine evlilik yaşının düşmesine sebep oldu. Sonra gördüğünüz gibi tek çocuk politikasını başlattıklarında evlilik yaşı ciddi bir biçimde düşüyor. Daha az çocuğunuz olmalı diyen tek çocuk politikası aslında evlilik yaşını azaltan ve artıran yeni bir politikanın aksi yönünde işliyor. Sonuç ise şöyle. Bu yapılan yeni evliliklerin sayısı. ilk evlilikler ve işte burada bir artış var. Sonra da zikzak çizer gibi ilerliyor. Ve sonra tam da tek çocuk politikasının uygulandığı dönemde yeni yapılan evlilikler çılgın bir biçimde artıyor. Evliliklerin sayısındaki bu büyük artışı ve Çinli kadınların %98'inin evlenir evlenmez hamile kaldıklarını ve bir sonraki yıl doğurduklarını düşünürsek bu tek çocuk politikasını büsbütün etkisiz hale getiriyor. Bu verilerden yoksun ve hükümetin bir koluyla uyumlu bir şekilde çalışmayan bir dizi kanun koyan hükümetin diğer bir koludur. Aslında tek çocuk politikası sizlere tek çocuk politikasının hiçbir işe yaramadığı izlenimini vermek istemiyorum. Fakat farklı istatistikleri de görmelisiniz. Toplam doğurganlık oranının evli olsun ya da olmasın bir yaş grubundaki kadınları kapsadığını unutmayın. Ve kaç çocukları olduğunu sorun. Evli kadınların yüzdesinde büyük bir değişiklik varsa o zaman farklı bir istatistik uygulamalısınız. O zamanlarda Çin'de olduğu gibi evlilik yaşı değişirse aralıklı dizilim oranı denilen size gösterdiğim üçgen grafiklere çok benzeyen yeni bir istatistik yöntemine başvurmalısınız. Bu siyah çizgi çocuk sahibi olmayan kaç kişinin bir çocuğu olana kadar devam ettiğini gösteriyor. Yani kadınların yüzdesini ve bu %95 gibi bir orana sahip. Aslına bakarsanız bu zamanda bütün Çinli kadınlar evlendiklerinde ilk çocuklarını doğuruyor. Şimdi bir çocukları olanların yüzde kaçı ikinci bir çocuk için devam ediyor? Bu politikadan önce yanıt. Birden daha fazla olduğunda bile bir çocuğu olan kadınların %98'i ikinci bir çocuk için devam ediyor ve... Belki bu grupta kısır kadınlar ya da erkekler yer almaktadır. Belki de buradaki fark bundandır. Ancak bu konuda veriye sahip değiliz. Bu yine çok yüksek bir oran ve diğer rakamlar iki çocuğu olanların kaçı üçüncü için uğraşır? İlk üç çocuğu olanların kaçının dördüncü ya da daha fazla çocuk yapmak istediğini gösteren veriler vesaire. Daha fazlası için veriye sahip değiliz. Gördüğünüz gibi ilk çocuk sorunsuz bir şekilde meydana geliyor. Wang Shishao daha geç, daha uzun aralıklı, daha az politikası ve tek çocuk politikası ilk çocuğun doğumu için bir sorun teşkil etmiyor. Beklendiği gibi normal bir biçimde devam ediyor. Fakat sıra ikinci çocuğa geldiğinde tek çocuk politikasının başladığı bu dönemde sonraki doğumları yaptığı gibi ikinci doğumların sayısını da düşürüyor. Çoktan evlenmiş olanlara bakarsanız tek çocuk politikasının bir etkisi olduğunu görürsünüz. Ancak iki farklı politika evlilik yaşını düşüren bir politika etkisini kaybediyor ve birkaç yıl boyunca doğurganlık oranı sabit kalıyor. Aramıza yeni katılanlar oldu. Size neden bahsettiğimi göstereyim. Bu Çin'deki doğum oranı. Toplam doğum oranı denilen şey ve bu da 1970 yılı, daha geç, daha uzun aralıklı, daha az politikasının başlatıldığı yıl ve Çin'de doğurganlık oranının düştüğü 10 yıl. 1979-1980 yılında tek çocuk politikası başladı ve yaklaşık 10 yıl boyunca doğum oranı bunun altına düşmez. Misafirlerimiz var sanırım. Daha önce bahsettiğim gibi 1960'larda doğum oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Hükümetin 1970'lerdeki Wan Shi politikasından bile önce şehir nüfusları yenilenme seviyesinin altına düştü. 1970'lerde büyük bir düşüş yaşansa da kırsal bölgelerde şehirlerdeki gibi bir düşüş yaşanmadı. Ailesinin yaşadıklarından bahseden Zingin de dediği gibi şehirlerde hükümet için çalışan ve böylelikle hükümetin sıkı denetimi altına giren daha fazla insan vardı. Pek çoğu devlet tekelinde fabrikalarda çalışıyordu. Yani sıkı devlet denetimi altındaydılar ve genel olarak şehirlerde insanları kontrol etmek daha kolaydır. Fakat o zamanlar Çinlilerin %80'i köylerde yaşamaktaydı. Hala oldukça kırsal bir ülkeydi ve işte buralarda durum değişiyor. Birçok köyde insanlar birbiriyle akrabadır. Yan laboratuvardaki profesörün adı Zong ve onun köyünde herkesin adı Zong. Ve hepsi birbiriyle akrabadır. Eğer insanlar bir politikaya inanmıyorlarsa hükümetin dediklerine uymak istemezler ve herkesin akraba olduğu bir toplumda amcanız akrabası olduğu için sizin üzerinizde bir politika uygulayamaz. Özellikle akrabalığın ve akrabalar arasındaki ilişkilerin önemli olduğu bir kültürde. Tek çocuk politikası kırsal kesimlerde daha az başarılı olmuştur. Benzer olarak şehirler daha fazla iş olanakları sunmaya başladığından insanlar kırsal kesimlerden şehirlere akın etmeye başlamıştı. Ayrıca nüfus artışı nedeniyle yeterince alan kalmamış. Bu yüzden insanlar kırsal kesimlerden şehirlere taşınmaya başlamıştı ve yasal ikamet izinleri yoktu. Nerede yaşadığını belgeleyen bir sistem vardır ve orada kalmak zorundasınızdır. İnsanlar resmi olarak izinde olmadıkları halde şehirlere gelmiş ve hükümet de bundan dolayı nerede olduklarını bilemediğinden üzerlerinde denetim kuramamıştır. Onları kontrol etmek çok zordur. Buna rağmen daha sonra yine bu dönemde daha önce olan şey meydana gelir. Köylüler komün halinde yaşıyorlardı ve geçen sefer onlar hakkında konuşmuştum. Binlerce aile büyük bir tarlada. Yine hükümetin sıkı denetimi altındaydılar. Daha sonra büyük ileri atılımda komün sisteminin başarısız olduğu fark edildi ve insanlar komünleri terk ederek kendi arazilerini almaya başladılar. Bu bizim bildiğimiz türden bir satın alma değildir fakat o arazi üzerinde çalışma hakları vardır. Böylece kendi yiyeceklerini yetiştirmeye başladılar. Yiyeceklerin satışı için özel pazarlar oluşturdular ve insanlar ihtiyaçları olan her şeyi hükümetten sağlamıyorlardı. Eğer hükümet politikasına gerçekten karşı çıkarlarsa hükümete şöyle diyebilirler. Hoşçakal sana ihtiyacım yok ben artık bağımsız bir çiftçiyim ve ne istersem onu yapacağım. Pazar ekonomisindeki değişiklik bireyler için daha çok ekonomik özgürlük sağladı her türlü kişisel özgürlük ve hükümete hayır diyebilme hakkını yarattı. O tarihlerde basında neler olup bittiğini gösteren her türlü örnek mevcuttu. Örneğin yine 1980 yılından, pardon 2000 yılından bir örnek var. Tek çocuk politikası 20 yıldır yürürlükteydi. Kimse Huo Sufya'yı ne istediğini bilmemekle suçlayamaz. 47 yaşındaki çiftçi hep bir erkek çocuk hayali kuruyordu. 7 kız çocuktan sonra nihayet 1989 yılında bir erkek çocuğu oldu. Ho ona gayfen adını verdi ya da havadaki değişim. Ve sonra da çocuk yapmayı bıraktı. 7 kız ve bir erkek evlat. Yani bu kişi çoğu zaman neredeyse bütün zamanını tek çocuk politikası altında geçirmiş olmalı. 8 çocuk. Bütün bu çocuklara sahip olmak kolay değil. Ama zor da değil dedi çiftçi. Eğer köyümüzde işler zorlaşsaydı, eğer onların köyünde kuralı uygulamak için bir kampanya olsaydı ve Çin günümüzde insanların davranışlarını değiştirmek için bu politik kampanyaları kullanıyor. Karım çocuk sahibi olmak için başka bir kasabaya gitti. Madalyonun diğer yüzü Huo'nun bakması gerektiği bir karısı ve 8 çocuğu olmasıdır. Ne kadar arazisi var? 8, 9, 10 kişi için 4047 metrekarelik bir akre, bir arazinin üçte biri. Bu iyi bir ekonomik sistem değildir. Tam da tek çocuk politikasının uygulanmasının sebebidir. Basınımız tarafından beslenen bir Amerikan kavram yanılgısı Çin hükümetinin çok monolitik olduğudur. Pekin'de bir genel başkan ya da bazı bürokratlar bunun bir kural, bir kanun olduğunu, herkesin de bu kanuna uyması gerektiğini üstüne basa basa söylerler. Durum hiç de böyle değildir. Çin'in aslında nasıl yönetildiğine dair yazılan bir sürü kitap var. Ve olay hükümetin neredeyse bir slogan vermesidir. Tek çocuk politikası ya da bazen söylendiği gibi yalnız çocuk politikası bir kurallar dizisi değildir. Daha çok bir slogandır. Daha sonra bu eyaletlere ulaşır ve her bir eyalet bunu kendi yerel koşullarına uydurarak uygulamaktadır. Daha sonra her eyalet bunu bir ile gönderir ve yine aynı şekilde yerel koşullar altında yorumlanır ve sonra tamamen değiştirildiği köylere ulaşır. Hiçbir köyde kesinlikle tam benzerlik yoktur. Sonuç olarak bu politika tam olarak uygulamaya konulamadı. İstatistikler size bunun cevabını vermektedir. Tek çocuk politikasının ilk uygulanmaya başlandığı bu dönemde toplam doğurganlık oranı hiç ikinin altına düşmedi. Yani politika tek çocuğu öngörürken çocuk sayısı hiç ikinin altına düşmedi. Kırsal alanlarda ise iki buçuğun altına hiç düşmedi. Birkaç ders önce gördüğünüz gibi zinc sizlere çiftlerin tek çocuk yapacaklarına dair söz verdikleri bir belge göstermişti. Bu sadece bir söz. Öyle yaptığınızı göstermez ve bu sadece bir çocuğunuzun olacağına dair sözdür. Ve evli çiftlerin %20'sinden daha azı bu belgeleri imzalamıştır. Bu şekilde hükümete bu politikayla uyuşmadıklarını söylemişlerdir. Politikanın sıkı bir biçimde uygulandığı 1980'li yıllar boyunca bütün doğumların neredeyse yarısı ikinci, üçüncü ya da daha fazla çocuğa yapılan doğumlardı. Çin'deki çocukların yüzde 8'i erkek kardeş ya da kız kardeş ya da her ikisine de sahipti. pek çok çocuk ise ikisine de sahipti. 14 yaşın altındaki 300 milyon çocuğun sadece 5'te biri tek çocuklu ailelerden geliyordu. 1986 yılında yine ilk sorun var. Bunun tek çocuk politikasının yetersiz bir biçimde uygulanmasının bir sonucu olduğunu mu yoksa tek çocuk politikasının hiçbir zaman tek çocuk olmadığının ve kırsal kesimlerde bu şekilde olmadığının bir etkisi mi olduğunu düşünüyorsunuz? İkisi de ilk başta azınlıklar hariç ki nüfusun çok küçük bir bölümüydü. Herkes için tek bir çocuk olması gerekiyordu. Size bir dakika içinde anlatacağım. Büyük bir tepki aldığı için hemen gevşettiler. Bahsettiğiniz şey muhtemelen çok geçmeden köylülere söylendiği, şehirlerin doğurganlığı zaten düşmüştü pek çoğu birden fazla çocuk sahibi olmaya hevesli değillerdi. Bu sizin için büyük bir mesele değildi. Okuma metinlerinizden birinde bu konu tartışılıyor. Kırsal kesimde köylüler hala kesinlikle bir erkek olmak üzere daha fazla çocuk istiyorlardı. Bu yüzden politika hemen değiştirildi. Eğer siz ilk çocuğunuz bir kızsa bir çocuğunuz daha olabilir ve bir erkek çocuk yapmayı deneyebilirsiniz. Ama sınır 2'dir ve tabii ki bu sınıra her zaman uyulmazdı. Geçen sefer size dediğim hatırlayın. Çin nüfusu 1 milyar geçtiğinde ya da geçecek gibi olduğunda hükümet umutsuz bir biçimde nüfusu 2000 yılında 1.2 milyarın altında tutmak istedi. Ama yapamadı. Nüfus 1.3 milyardı. Hedefi 100 milyon kişiyle kaçırdılar. Nüfus şu anda bu sayıyı geçti ve halen büyümeye devam ediyor. Yine Çin'in yaş yapısı nüfus momentumu yüzünden Çin'in nüfusunun 2025'e kadar 150 milyon kişi artması bekleniyor. Yani her ne kadar doğurganlığı kısıtlamak için çalışsalar da bu farklı politikalar altında ne kadar sıkıntı çekseler de nüfus günümüzden 2008'den 2025'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam nüfusunun yarısı kadar artmaya devam edecek. Daha önce verdiğim hesaplamayla karşılaştırıldığında Çin Cumhurbaşkanı Hu Jintao o zamanlarda kişi başına ekonomik verimin dört katına çıkarılmasını planladıklarını söylüyordu. Bu henüz meydana gelen ekonomik krizden önceydi. Kişi başına milli geliri dört katına çıkarmak istiyordu. Bu da Çin'i sadece Avrupa'nın düşük seviyelerine getirebilirdi. 1.3 milyar nüfuslu bir ülke ve onu 4 katına çıkartıyorsunuz. Bu 5.2 milyar insana denk gelir ve dünya üzerindeki toplam nüfus sadece 6.3 milyar. Çin'in ekonomisinden bahsediyorsunuz ve nüfus büyümesi neredeyse dünyanın ekonomik faaliyetlerini ikiye katlayacak ve böylelikle ekonomik olarak da iki katı daha fazla çöküşe uğratacak bir ülke. İstikrarın bu dönemi ve evlilik meselesinin yerleşmesinin ardından Çin'in şu anki toplam doğurganlık oranı hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi yavaş bir düşüş göstermiştir. Şu anda bu oran 1.6'dır ve hala hiçbir yerde tek çocuk hedefine yaklaşılmış değildir. Şu anda 1.6'dır. Fakat bu şekilde devam ederse Çin'in nüfusu eğer ya da geç azalacaktır. Aklınızda bulundurmanız gereken şey bunun nüfusu azaltmak için Çin'in rotası olduğudur. Sizlere başladıkları nüfus sayısını, doğurganlık konusunda bireysel isteklere dikkat etmediklerini ve sıkı hükümet politikası, güçlü bir baskı gibi yöntemlerle doğurganlığı düşürdüklerini anlattım. Doğu Asya'nın diğer bölgelerindeki Çin nüfusu doğum oranlarını daha da azaltmıştır. Ya da şöyle söylemeliyim, azaltmaya başlamışlardır daha düşük bir seviyeye ulaşmışlardır. Söylediğim gibi Çin'deki doğurganlık oranı 1.6 iken Singapur'daki Çin nüfusu arasında bir kadın başına düşen çocuk 1.4'tür. Japonya'da elbette Çinli olmayanlarda oran 1.3, Tayvan'da 1.1, Güney Kore'de yine Çinli olmayanlarda 1.3, Hong Kong'da 1 ve Macao'da 1. Bu yerlerin hiçbiri tek çocuk politikası altında değildi. Aslına bakarsanız Macao konusunda emin değilim ama bütün diğer saydığım yerler tek çocuk politikası altında değildir. Ve Çin politikasından daha az doğum oranlarına sahiptir. Bunun neden böyle olduğunu daha sonraki bir dersimizde tartışacağız. Özellikle Çin hakkında konuşmamı bitirip hepinizin farkında olduğu ekonomik küreselleşme konusu üzerinde biraz duracağım. Küreselleşme nedeniyle Amerika ve Çin ayrılmaz ikili haline geldiler. Ekonomimizin başarılı olması için pek çok Çin malı almak zorundayız. Onlar bizim tahvillerimizi almak zorundalar. Bize mal sevkiyatı yaparak insanlarına istihdam sağlıyorlar. Ve biz de onlara yeşil dolarları gönderiyoruz. Böyle bir ekonomi büsbütün çılgınlık çünkü aslında kullanamıyorlar. İlginç olan şey aslında onlara gönderdiğimiz parayı hiç kullanamamaları. Amerika bonolarında 1 trilyon dolar civarında paraları olsa ve satmaya çalışsalar doların değeri sıfıra iner ve hiç pahasına satmak zorunda kalırlar. Bu ayrı bir hikaye, bu delilik. Küreselleşmenin birçok nedeni, sebebi var. Birinci sırada sevkiyat masrafları geliyor. Konteynerler işin içine girdiğinde bütün bir sevkiyat fikri, Çin'den gelen malların Amerika'nın batı kıyısına sevk edilme masrafı ciddi bir biçimde düştü. Gemiler berbat parçalar taşır, suyu yarar ve onlar sadece kullanılan tek enerji suyun bu sürtünmesini aşmak içindir. Uzun yıllar önce Bolivya'da yardım ekibinden bir adamla konuşuyordum. Bolivya fakirdir. Ne yapabilirler ki? Evet dağları var fakat Amazon'a doğru uzanan sık bir ormanları var. Burada pirinç yetiştirebilirler. Tarıma oldukça uygun bir arazi. Peki neden bunu Lima'ya ya da La Paz'a pirinç ithal ettikleri Lima ve Peru'ya veremiyorlar? Sorun Çinlilerin onu Yangtze Vadisi'nde yetiştirebilmeleridir. Şangay'a doğru nehir boyunca götürülür. Bir bota koyulur sevk edilir ve Lima'da bir liman olan Kalao'ya gönderilir. Bu tür bir ihracat Bolivyalılar için kapı komşusu Peru'ya götürmekten daha ucuza gelir. Ant dağları inişli çıkışlıdır. Maliyeti karşılamak için malları dağların iki zirvesi arasındaki berbat yollarda yüklemeleri gerekir ve kamyon taşımacılığı randımansızdır. Bir malı 15 bin mil uzaktaki Sichuan'dan almak Bolivya'nın Amazon yamaçlarındaki kapı komşusundan almaktan çok daha ucuza gelmektedir. Buradan anlayacağımız gibi taşıma masrafları çok önemlidir. Beyaz yakalar yani memurların görev aldığı meslek genellikle telekomünikasyondur. En düşük ve en ucuz emek gerektiren işlerin Çin'de olduğunu söyleyebilirdik. Fakat günümüzde Çin ve Hindistan'ın doğrudan iletişimi telekomünikasyonla sağlanmaktadır. Bu nedenle memurluk işleri oralara doğru yönelmektedir. Mühendislik, muhasebe, çağrı merkezleri Hindistan'a kayarken diğer meslekler Çin'e gitmektedir. Uzun vadede değerlendirecek olursak, uzun vade derken bin yıllık bir süreçten bahsetmiyorum, 25 ya da 50 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Amerika'nın ekonomisinin geleceğini belirleyecek olan en önemli etken muhtemelen Çin ve Hindistan nüfusunda yaşanan şeylerdir. Buna Endonezya ve Asya'nın geri kalan kısmını da dahil edebilirsiniz. Düşük ücretle çalışmak isteyen, çalışmaya ihtiyaçları olan inanılmaz sayıda insana sahip oldukları sürece onlarla rekabet etmemiz mümkün değildir. Bir Amerikalının yan ödemelerle birlikte neden günde 40 dolar ya da o civarda kazanması gerektiğinin ekonomik bir sebebi yoktur ve günde 40 dolar bir Amerikalı için düşük bir ücrettir. Oysa Çin'in üçte birinde kişi başına düşen gelir yaklaşık 1 dolardır. Bu da Çin'in üçte birindeki en düşük ücrettir. Bu demek oluyor ki bir işçi günde 2 ya da 3 dolar kazanmaktadır. Kaldı ki biz yan ödemeler dahil olmaksızın günde 40 ila 80 dolar arasında para kazanıyoruz. Oysa dünyadaki diğer insanlar 3 dolar kazanıyorlar. Bu yüzden işler Çin'e doğru kaymaya devam ediyor ve sadece Amerika'dan da değil, Meksika'yı da terk ediyorlar. Size Tayland'daki mücevher işinin Çin'e doğru kaydığını anlatmıştım. Günde 2 dolara umutsuzca çalışan bir sürü insan var. Başka bir şey, şu anda şehirlerde dolaşan 100 milyon insan var. İş bulmaya çalışan göçmen işçiler var ve mevcut ekonomik durumda insanlar işlerinden ediliyor. Fakat Çin tarımından da randıman elde edilemiyor. Dediğim gibi Çin'deki ortalama arazi 400 metrekaredir ve bu ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. Dünyadaki toplam arazi Japonya'da sanırım 400 akre. Hayır, hayır. Pardon. Dünyada 400 akre. Amerika'da ekonomik bir arazi büyük arazilerin binlerce akresi gibidir. Çin Eninde sonunda tarımsal rekabete girmek zorunda kalacak. Hatta dünyanın geri kalan yerlerindeki alanlar için bile. Bu da demek oluyor ki arazilerinin birleşmesi gerekecek. Bu zaten şu anda oluyor. İnsanlar kendi istekleriyle topraklarını birleştiriyor. Bir traktör alacak kadar değerli kılmaya çalışıyorlar. Böylece ekonomik rasyonelleştirme gerçekleşiyor. O rakamları bir düşünün. Her birine 0.1 akre arazi düşen 800 milyon köylü var. Bunları birleştirdiğinizde 100 akre arazi yapar. Bu hala küçük bir arazidir. Ve 1000 tane araziyi birleştirmeniz anlamına gelir. Modern dünyada 100 akre arazi muhtemelen bir ya da iki kişi tarafından ekilir. Yani her biri 0.1 akre arazi üzerinde yaşayan, 1000 aileden belki de birleştirilmiş bir 100 akre arazi üzerinde yaşayan iki aileye doğru gidiyorsunuz. Bu da kırsal alanda yaşayan nüfusun %99'unun, başka bir yerde çalışması gerektiği anlamına gelmektedir. 800 milyon köylü varsa ve neredeyse 800 milyon yeni insan modern çalışma piyasasına girebilmek için bu ekonomik değişiklikleri bekliyorsa şu anda bizimle ve diğer endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerle rekabet eden ve rekabet etmeye devam edecek olan çok fazla sayıda insan var demektir. Çin hükümeti bütün bu olanların farkındadır. Geçtiğimiz Ekim ayında önceden kendi topraklarına sahip değillerdi ve hala değiller. Toprak reformu olarak adlandırdıkları şey ve plan çiftçilerin ilk defa topraklarını kiralamalarına ve topraklarını kullanma haklarını başka birine devretme fırsatı verdi. Aslında Çinlilerin arazilerini satmasına şimdi izin verilir. Bu durumu iyileştirecektir. Şimdi herkesin bir türlü yer aldığı oldukça karmaşık kolektif düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Yine de toprağınızı bir şekilde satabilir veya devredebilirsiniz. Böylece oradan tamamen ayrılıp şehirlere gidebilirsiniz. Hükümet bu tür gelişmeleri desteklemeye başlamıştır. Bu ekonomik çöküşte nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorum. Çin'de nüfus konusuna bir çözüm getirilmeden önce önümüzde uzun bir yol var ve kaderimiz ve gelişmiş dünya aslında Çin'de ne olduğuna bağlıdır. Bitirmeden önce Çin'in başarısı akıllara durgunluk veren türdendir. Yarım yüzyıl içinde insanları yüzyıllık bir savaş tarafından yıkılmış, oldukça fakir bir ülkeden aldılar ve şu an Çin dünyanın bir numaralı ülkeleri arasında yer almaya başlıyor. Tüm bunlar başlamadan önce hiç kimse böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmezdi. Eğer o zamanın literatürünü okuyabilirseniz Çin'in durumu umutsuzdu. Tüm bu ekonomik başarı hikayesinin büyük bir kısmını oluşturan doğurganlık konusuna gelince 10 yıl içinde doğurganlık oranının Çin'deki gibi düşüşü, çok hızlı düşüşü, çok büyük bir başarı gerçekten inanılmaz. Şimdi de geçen ders bir öğrencinin sorduğu soruya geri dönelim. Ben Çinliler derken Çinlilerin bu nüfus konusuna ekonomik nedenlerle başladığını hatırlayın. Ekonomimiz iyi gidiyor dediler. Artış gösteriyoruz. Dediğim gibi geçen yıl %2,5 olan tarımsal üretim ki bu çok iyiydi. Ancak nüfus yılda 2.3 artmakta. Böylece insanlara yardım etmiyoruz açık bir şekilde ifade edildiği gibi tek çocuk politikası Çin ekonomisini geliştirmek içindi. İnsanların hayat standartlarını geliştirmek istediler. O dönemde bu politikaya başladıklarında Çin'de hayat standartları çok düşüktü ve size bunu söylememe gerek yok. Sağlık hizmeti tabii ki geçmişe kıyasla daha iyiydi ancak hala çok düşük bir seviyede. Eğitim ise Çin'de erken dönem eğitim fazla yaygın değildi. Aslında Çinlilerin kendilerinin de bildiği ve üzerinde çok az konuştukları gibi çocukları sağlıksız ve eğitimsiz bir şekilde büyüyorlardı. Çinliler ekonomik gelişmeden bahsettiklerinde sadece daha fazla mal üretmek değil ki zaten bu da pek ilgilendikleri bir durum değil. Malları Amerika'ya sevk ediyorlardı. Öncelikli olarak insan niteliği dedikleri şeyle ilgilendiler. nüfuslarının istedikleri kalitede olmadığını düşünüyorlardı ve kalite sağlık ve eğitim anlamına geliyordu. İstedikleri çocukları sağlıksız ve eğitimsiz bir şekilde büyüyordu. Dünyadaki herkes gibi onlar da eğitimsiz. Hasta çocukların ve hasta yetişkinlerin çok üretken olmadığının farkındalar. Batılı ekonomistler uzun bir süre kapitalist sahip olduğunuz fabrikalarınızın ve makinelerinizin fiziksel sermayeleri olduğunu düşünüyorlardı. İnsan sermayesi fikri oldukça yenidir ve batıda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Bir ülkenin refahını belirleyen en önemli etkenlerden biri neden bir ülke zengin ya da neden bir ülke fakir? Parasal kaynaklar değildir. Fiziksel sermaye temeliniz değildir. İnsan sermayesi temelinizdir. Kısmen Çin'den bunu öğrendik. Demek istediğim kendi başımıza öğrendik fakat Çin bu konuda iyi örnekler sundu. İnsanlar eğitimsiz olduklarında neler yaşandığı hakkında size bir örnek vermek gerekirse, özellikle bu biyolojik eğitimle ilgili bir durumda yine çok değil 2000 yılından bir hikaye anlatayım. Bu küçük bir köyde yerel bir yetkili olan Du'nun hikayesi. Kendisi şöyle dedi: "Bir gün yüzlerce insan köyümüzün girişinde bir kuyruk oluşturmuştu. Bunun bir manavya da vizyona giren bir film olduğunu düşündüm. Sonra kan satmak için kuyruğa girdiklerini anladım." dehşete düştüm. Çünkü hiç de steril aletler kullanmıyorlardı. Yetkili biraz olsun eğitimliydi. Sterilizasyondan anlıyordu ve bu steril olmayan kan kampanyalarını daha önce görmüştü. Köylüler tacirlere kan gruplarını söylüyorlar, tabii biliyorlarsa ve uydurmuyorlarsa. Köylüler sadece kan gruplarını söylüyorlar, sonra da kanlarını almaları için yere seriliyorlar. Peki nedir bunun sonucu? Böylesi bir şeyi yapan bu taşralarda meydana gelen büyük bir AIDS salgını. Çünkü sırayla kanlarını aldıkları insanlar da aynı iğneyi kullanıyorlar. Yerde sıraya diziliyorlar ve tek bir iğneyle kanları alınıyor. İğneler çok pahalıdır. Onu toplamak için gerekli aletler pahalıdır. Bu yüzden aynı iğneyi tekrar tekrar kullanıyorlar. Tabii ki aynı iğneyi bir insandan diğerine uygularsanız bir kişide olan hastalığı diğeri de kapacaktır. Fakat aslında bir hastalığın iğne ile kandan kana bulaşma oranı 2 yüzde 1 civarındadır. Çok da korkunç bir etkisi yok. Peki kanda ne yapıyorlar? Kanı herkesten topluyorlar. Sonra herkesin kanını bireysel bir şekilde ayrı ayrı muhafaza etmek yerine ki bu işlem pahalıdır. Büyük bir kaba boşaltıyorlar. Hepsini birleştiriyorlar ve şehre götürüyorlar. Bazı antikorları, pıhtılaşma faktörünü ve diğer bazı bileşenleri çıkarıyorlar. Geriye bol miktarda kan kalıyor. Ne yapıyorlar? Köye geri dönüyorlar ve kalan kanı insanlara geri enjekte ediyorlar. Burada sadece bir iğneye değil, başka birine ait yarım litre bir kana sahipsiniz. Köydeki herkesten alınan kanın karışımı damarlarınıza giriyor ve işte şimdi köyde biri AIDS ise siz de kesinlikle bu hastalığa yakalanacaksınız. Duğu konuşmasını devam etti. Köylüler deli gibi kanlarını satıyorlar çünkü fakirler ve hayat çok zor. Pek çoğu kanlarını satarak kendilerine ev yaptı. Hatta bazıları günde birkaç kez kan satabilmek için tacirlere rüşvet verecek duruma geliyorlar. Tacirler onlara kanlarını geri vermeye hevesli çünkü bu daha fazla kan alacakları ve daha fazla kan satacakları anlamına geliyor. Fakat insanlar günde yarım litreden daha fazla satmak istiyorlar. Bu yüzden bir takım yalanlar uydurup kandırıyorlar. Çünkü çok fakirler. Yetkililer 600 bine yakın HIV vakası olduğunu tahmin ediyor. Muhtemelen bu hiçbir yerde bu kadar doğruya yakın bir tahmin değildir. 1990'larda başlayan kan toplama işlemi ahlaksız yetkililerce korunuyordu. Bu tabii ki kamu politikasına aykırıydı. Fakat 1 milyon insanı hastalık bulaştırmış olabilirdi. Henan eyaletinde kanlarını satan insanların hemen hemen hepsi aslında bunu para kazanmak için yapan fakir köylülerdi. Bu size nüfusun eğitim durumu ve insan sermayesinin niçin bu denli önemli olduğu hakkında bir fikir vermektedir. Çünkü hastanelere satmak için kan topluyorsunuz. Bu kanı alan bazı kişilerin sağlık durumunu muhtemelen iyileştirecektir. Tabi eğer AIDS kapmadıysa. Kan nakliyle birkaç insana yardım ediyorken milyonlarca insana AIDS virüsü bulaştırıyorsunuz. Yani işleri tamamen berbat hale sokuyorsunuz. Bu nüfusunuzu azaltıyor. Böylelikle Çin'in aklına bir fikir geldi bunda yalnız değildi. Eğer nüfus büyüme oranını azaltırlarsa ekonomileri büyüyecektir. Bu doğru mu peki? Pek çok ekonomist o zamanlar buna kesinlikle hayır dedi. Ekonomik gelişmenin nüfus büyümesiyle kısıtlandığı görüşü bir Malthus düşüncesidir. İnsanlar sanayi devriminin Malthus'tan bir bakıma kurtulduğunu düşündü. Bunun Malthus'la bir ilgisi yok. Geçen de söylediğim gibi Marx Malthus'tan nefret ederdi. Marx buna tamamen karşıydı ve dünyadaki pek çok kişinin düşüncesi nüfus büyümesinin ekonomide belirleyici olmadığı yönündeydi. Aslında nüfus büyümesinin ekonomi için olumlu olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü bu piyasayı artırıyordu ve insanlar piyasayı artırmak ister. Her türlü sebeple ölçeğin etkilerini elde edebiliyorsunuz. Büyüyen bir nüfus harika bir şey olarak görülüyordu. Özellikle kapitalist ekonomilerdeki iş adamları nüfus büyümesini severler. Çünkü örneğin Amerika nüfusu şu anda yılda %1 oranında büyüme gösteriyor. Bu eskiden olduğundan daha az bir orandır. Önceden %1,5 civarındaydı. Ekonomik büyüme oranı bir yılda en iyi oranla %3'tür. Nüfus büyümesi %1 ya da %1,5 oranındaysa ve eğer toplam ekonomi %2 ya da %3 oranında büyüme gösteriyorsa nüfus büyümesi gayri safi milli hasıladaki büyümenin yarısı kadardır ve bu da şirket karlarının yarısı anlamına gelir. General Motors'a baktığımızda her yıl nüfus büyümesini bekliyorlardı ve daha az otomobil satabiliyorlardı. Bu aslında nüfus büyümesinin o kadar da kötü bir durum olmadığını öngören düşüncedir. 1958 yılında iki Amerikalı nüfus bilimci ekonomist başka bir fikir geliştirdiler. Büyük nüfusu ve oldukça yüksek büyüme oranlarına sahip gelişmekte olan ülkelere baktılar ve çok da iyiye gitmiyorlardı. Peki bu teorideki durum nedir? Harika bir şekilde işlemeleri gerekir, büyük bir ilerleme göstermeleri gerekir. Böylece nüfus ve ekonomi arasındaki ilişkiye farklı bir anlayışla yaklaştılar. O da ekonomik gelişmenin yatırım gerektirdiğidir. Bu bazı basit ekonomilere dayanır. Bir şey üretmek istiyorsanız bir fabrika kurmanız gerekir. Bu da para ister. Peki bu para nereden gelir? Başka birinin biriktirmesiyle. Biri biraz para kazanır, emeğiyle ya da herhangi bir şekilde para kazanır. Ya onu hemen harcar ya da banka yokar ve sonra banka onun için yatırım yapar. Ya da bu kişi parayı hisse senetlerine yatırır. Ya da bunun gibi bir şey. Bir tür ekonomi içinde bir ülkede yapılan yatırım birikinti gerektirir. Birileri biriktirmelidir ki diğeri onu bir yatırım olarak harcayabilsin, ödünç alabilsin. Bu devam eden her şeyde kilit düşünceydi. Cool ve Hoover şunun farkına vardılar. Eğer bir ailenin çok fazla çocuğu varsa, eğer bütün işçiler evliyse ve bir sürü çocukları varsa, Tüm kazançlarını yiyecek, kıyafet ve çocuklarına kalacak bir yer sağlamak için harcarlar. Hiç para biriktiremezler. Eğer bir ülkenin birikintisi yoksa yatırım yapmak için de paraları olmaz. Hiçbir ekonomik ilerleme gösteremezler. Bu teorinin büyük bir siyasi etkisi vardı. Oldukça basit ve anlaşılır görünüyor. Fakat iyi bir deneysel destek aldılar. Meksika'yı ve diğer birkaç ülkeyi incelediler ve durumun gerçekten böyle olduğunu gösterdiler. O zamanlarda 3. Dünya ülkelerinde nüfus patlaması yaşanıyordu. Umutsuz bir biçimde fakirdiler ve iki gruba ayrılıyorlardı. Bir tanesi muhafazakarlar o zamanlar soğuk savaş konusunda endişeliydiler. Amerika soğuk savaşta komünistler ve Çin arasında sıkışıp kalmıştır. Özellikle Rusya o zamanlar büyük bir düşmanımızdı. Görüyoruz ki bütün bunlar umutsuz fakir ülkelerin, hükümetlerin, mevcut ekonomik ve siyasi sistemleri istedikleri şeyi vermiyordu. Fakirlerdi ve anlamış oldukları gibi gitgide daha da fakirleşiyorlardı. Bütün farklı türdeki siyasi çözümleri deniyorlardı. Bunlardan bazıları sol eğilimli çözümlerdi. Amerika'daki muhafazakarlar, antikomünistler, 3. Dünya ülkelerini komünizmden kurtarmak için bir şeyler yapmak konusunda büyük baskı uyguluyorlardı. Bu sırada liberaller bu konunun daha az içinde yer alıyorlardı. Bir tür uyuşmazlık içindeydiler. Fakat dünyadaki bütün bu fakir insanları görüp onları yardım etmek istediler. Böylelikle bütün bu fakir insanlar için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşündüler. Ve bunun cevabı da ekonomik gelişmeydi. Ekonomik gelişme Amerika'da herkes tarafından evrensel biçimde onaylandı. Ya kendilerini liberal olarak gören birinin iyiliksever eylemiyle ya da kendini muhafazakar olarak gören birinin antikomünizme yaptığı bir hizmetle. Cool Hoover araştırması ortaya çıktığında ve insanlar yaşanmakta olan şeyin oldukça aşikar olduğunu fark etmeye başladıklarında aile planlaması programlarının ekonomik gelişmenin bir bölümü olması gerektiği açıktı. Nüfus patlaması yaşayan bu ülkeler ve televizyonlar Hindistan hikayeleriyle dolup taşıyordu ve oradaki insanların nasıl açlıktan kıvrandıklarıyla. Çin o zamanlar bize kapalıydı ama Hindistan öyle değildi. Hindistan'da var olan umutsuz durum bize açıktı ve Hindistan'da sol yanlısı hükümetler vardı ve komünizme doğru gidiyorlardı. Bütün siyasi yelpazenin her iki tarafında gelişmekte olan ülkelere ekonomik ve aile planlaması yardımı yapılması gerektiğine inanılıyordu. George Bush, kıdemli olan yeni başkan olan ilk George Bush kongre üyesi olduğu sırada ilk aile planlaması yasa tasarısının destekleyicilerinden biriydi. Sadece ülke içi aile planlaması değil, uluslararası aile planlaması için yardımı savunuyordu. Bu üzerinde tartışılacak bir durum değildi. Herkes bu konuda hem hemfikirdi ve gerçekten de Cool ve Hoover'ın ekonomik tezi sayesinde gerçekleşti. Энсли Cool'un bazı materyallerini zaten okumuştunuz. Fakat şimdi ekonomistler çalışmaya devam ediyor. Bilim insanları çalışmaya devam ediyor. Yaptıkları şey sınırlarının ötesine bakmak ve nüfus büyüme oranının gayri safi yurt içi hasılayı kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla büyümesini temel olarak kişi başına düşen milli geliri gerçekten etkileyip etkilemediğini öğrenmeye çalışmaktı. Dünya üzerinde bulabildikleri bütün ülkeleri incelediklerinde ne buldular? Burada büyüme oranı ve işte burada da kişi başına ekonomik büyüme oranını görüyorsunuz. Örnek nedir? Sıfır. Burada hiçbir örnek yok. Anlamsız gibi görünüyor. Aslında Cool Hoover hipotezinin yanlış olduğunu ve her ne kadar iyi bir teori gibi görünse de bu konuda deneysel bir kanıt elde edilemediğini gösteriyor. Bu son derece önemliydi. Yine bir tersine dönme. Şimdi Reagan yönetimi geliyor ve böyle bir bilginin temelinde şunları söylüyor. Ekonomik nüfus kontrolü ekonomik büyümenin yararına değildir. Ve biz muhafazakarlar olarak hükümetin insanların özel yaşamına müdahale etmesine karşıyız. Yani biz açık açık söylemeyeceğiz. Nerede olursa olsun yaptığımız aile planlaması yardımına karşıyız. Amerika aile planlaması programlarına finansal destek sağlayan bir liderden dünyanın geri kalanını bu aile planlamasından vazgeçirmeye çalışan bir lidere doğru gitti. Sıfıra düşmedik. Hala maddi destek sağladığımız programlar vardı ve onlar çok iyi gidiyorlardı. Fakat biz dünyada esas cesaret kırıcılarız. Biz bu fikri beğenmedik. O zamanlar Romanya, Bükreş'te nüfus ve gelişme konulu bir dünya kongresi vardı. Bu sürede ortaya çıkan veri birçok sebeple doğurganlık oranının düşürülmesinin iyi olacağı fakat bunun nasıl bir yolla yapılacağıydı. Cool Hoover nedenselliği nüfus büyümesindeki bir azalmanın ekonomik gelişmeye neden olacağı, tersi yönde bir nedensellik fikrinin ise ekonomik gelişmedeki bir artışın doğurganlık oranında bir azalmaya neden olacağıdır. Bütün dünya liderlerinin katıldığı bu Büyük Kongresi'nden çıkan slogan, gelişmenin doğumu önleyici en etken olduğu ve eğer doğum oranları düşürülmek isteniyorsa, yapılması gerekenin ekonomik gelişme konusuna ağırlık verilmesi gerektiği oldu. Böylece bu bütün dünyanın sloganı haline geldi ve gelişmekte olan ülkeler de bunu bütün kalpleriyle benimsediler. İlginçtir bu kongreyi ev sahipliği yapan Romanya'da gelmiş geçmiş en uç aile planlaması yapılıyordu fakat aksi yönde. O zamanlar ekonomik olarak kötüye giden bir Sovyet bloğu ülkesiydi. Doğum oranı çok düşüktü. Doğum kontrol mekanizmaları kürtajdı. Romanya'da 5 hamilelikten dördü kürtajla sonlandırılıyordu. Her bir doğum için dört kürtaj vardı. Romanya ekonomik nedenlerden değil, ulusal nedenlerden ötürü büyük, güçlü bir Romanya istiyordu. Böylece bu konuya son derece önem gösterdi. Kürtaj tamamen yasaklandı. Doğum kontrol hapları yasaklandı ve bunun sonucunda doğum oranı geçici bir süre artış gösterdi. Fakat bu daha sonra kadınlar yasa dışı kürtaj ağları kurdular ve doğum oranı gitgide arttı. Çünkü teçhizatları yoktu. Fakat bir ya da iki yıl içinde yasa dışı kürtaj ağları kurdular ve doğum oranı düşüş gösterdi. Hiçbir zaman orijinal seviyesine düşmedi ve aslında politikalarının büyük etkileri vardı. Burada olan şey sadece politik bir hile, sıkı bir komünist diktatör olarak Romanya'yı yöneten Ceauşescu doğum yanlısı bir aile politikası uyguluyordu. Fakat aksinin de işe yaramayacağını söylemiyordu. Ekonomik gelişme sürecinden geçilmesi gerekmektedir. Sonra insanlar bu teori üzerinde çalıştılar. Ve işte verin... Bu süre zarfında bunlar yavaş ekonomik büyüme gösteren ülkeler ve nüfus büyümesi yaklaşık %2.7 oranında. Ve burada da hızlı ekonomik büyüme ve yine hızlı nüfus büyümesi gösteren ülkeler yer alıyor. Nüfus büyümesi açısından aynılar. Bundan birkaç yıl sonraya baktığınızda yine aynı durumu göreceksiniz. Yavaş ekonomik büyümeye sahip olanlar ve hızlı ekonomik büyümeye sahip olanlar. Aynı nüfus büyümesine sahipler gelişmenin doğum önleyici bir etken olduğu doğru değildir. Şimdi şuraya bakın ve veriyi çevirin. Aynı veri fakat farklı bir biçimde. Yavaş nüfus büyümesi olanlara ya da hızlı nüfus büyümesi olanlara bakın ve şu soruyu sorun. Bu GSYH'yi etkiliyor mu? Bu zaman diliminde büyük bir etki görmüyorsunuz. Fakat bu zaman diliminde büyük bir zaman etkisi görüyorsunuz. Şimdi farklı bir durum meydana geliyor. Bunlar yavaş nüfus büyümesi gösteren ülkeler. Ekonomik olarak artış gösteriyorlar. Hızlı nüfus büyümesine sahip olanlar ise ekonomik olarak düşüş gösteriyor. Bu grafikte komik olan şey aynı veri olduğunu söyleyeceksiniz. Aksi yönde sonuçlara nasıl ulaşıldığıdır. Bu farklı şekilde çevrilmiş aynı veri değil. Bu 1965 ve 1980 yılları arasındaki nüfus büyüme oranı ve 15 ila 25 yıl sonraki ekonomik durum. Bu kesin bir veri değil fakat nüfus büyümesiyle ilgili bir şey. Çok daha sonra ekonomik büyümeye etki ediyor. İşte bu gerçekten nüfus büyümesi ve ekonomik gelişme arasındaki önemli ilişkiyi gerçekten de kesin bir şekilde ortaya koyan bir şeydir. Bu grafiği pek çok kez gördünüz. Bu ölüm oranının yer aldığı standart demografik geçiştir. İlk olarak ölüm oranı düşer. Ardından biraz gecikmeden sonra doğum oranı düşer ve nüfus büyümesi doğum oranının ölüm oranının çok üstünde olduğu durumda meydana gelir. Yine aynı grafik üzerinde başka bir açıdan baktığımızda çalışma payının nasıl olduğunu soracaksınız. Bu insanlardan kaçı çalışıyor? Bağımlılık oranı olarak adlandırılan çalışma çağındaki nüfusun çocuklar ve yaşlı nüfusa bölünmesiyle elde edilir. Gelişmekte olan ülkelerde tıbbi bakım kötüdür. Bu yüzden epey bir süre yaşlı halk neredeyse tamamen göz ardı edilebilir. Yani temel olarak çalışanların sayısı çocukların sayısına bölünür. Bu sürede meydana gelen şey doğurganlık oranı düştükçe nüfusta oluşan değişikliklerdir. Orta kısımda birkaç çalışanın yer aldığı nüfus piramidini gördük daha sonra çalışanlardan daha fazla çocuk yer almaya başladı. Yine çalışanların sayısı kadar çocuğun yarısı, yani çalışma çağındaki her bir işçi çocukluk çağında olan çocukların bir buçuk ya da iki tanesine bakmak zorundadır. Sonra 10 yıl içinde Çin gibi yerlerde gördüğümüz gibi doğurganlık oranı, düşen doğurganlık oranı akıl almaz bir biçimde düşer. Peki sonra ne oldu? Bu o yaştaki insanların büyük nüfusudur ve onlardan sonra gelecek çocuklar yoktur. Çocukların doğmasıyla çok yüksek bir nüfus sayısına ulaşılır. Yine çocukların doğmasıyla birden nüfus daha fazla çocuk sahibi olmayı bırakır. Ciddi bir biçimde düşer. Fakat hala bütün bu çocuklar doğmaktadır. Çalışma çağına gelmeleri için 15-20 yıl gerekir doğurganlık oranı düştüğünde ilk etapta bir etki görülmez. Çünkü hala 15-20 yıl daha bakılması gereken çocuklar vardır. Yalnızca 15 ila 20 yıl geçtikten sonra yani çalışma çağında fazla sayıda insan bulunduğunda geriye sadece birkaç çocuk kalır ve çalışanlara bağımlı olanların oranı oldukça iyi duruma gelir. Bu yılanın içindeki insanlardır. Bu size daha önce gösterdiğim nüfus büyümesinin Buradasınız grafiğinin bir benzeridir. Her neyse onu unutun. Bunu Çin örneğinde görmüştünüz fakat bu bütün Doğu Asya'yı içeriyor. Bu ölüm oranını gösteriyor ve ölüm oranı 1970 yılına kadar gerçekten düşük seviyededir. Mısır ve bütün dünya için ölüm oranının hızlı bir biçimde düştüğünü ve o zamandan beri kötü bir ilerleme gerçekleşmediğini göstermiştim. Bu insanların yaşlanması gerekiyor. Bu da şimdi bulunduğumuz nokta, yaklaşık 2009. Yani bu grafik gelecekten bahsetse de temel olarak 1970 yılından bu yana ölüm oranı sabit kalırken doğum oranı azalma göstermektedir. 1970'teki bu büyük düşüş yine bütün doğu asyayı içeren fakat Çin'de gördüğümüz ölüm oranındaki büyük düşüştür. Böylece nüfus büyümesi neredeyse sıfır seviyesine doğru azalır. Tahminen yakın gelecekte ölüm oranı doğum oranının üstüne tırmanacaktır. Yaş yapısına bakalım. Bu biraz karışık bir grafik fakat çok sevimli. Bu bir karşılaştırma olarak gösterilen Sahra Altı Afrika. Bu aksi yönde bir durum. Burada piramidin bir parçası gibi bir şey var. Bu sizin yaş grubunuz. Burada çok az sayıda yaşlı insanlar var. Bu çizgi 1950 yılını gösteriyor ve çok az sayıda yaşlı insan var. Bu da çalışma çağındaki nüfus. 20 ila 60 arasında numaralandırabilirsiniz ya da hangi rakamı istiyorsanız yerleştirin. Herhangi bir yaş grubundaki çocukların sayısı onlardan daha fazla. Nüfus piramidini bu şekilde gördünüz. Zaman geçtikçe doğurganlık geçişi yaşamayan Sahra Altı Afrika gibi bir yerde çocukların yaşlılardan daha fazla olması durumu sadece 1975-2000-2025 yıllarında devam eder. Bu şimdi bulunduğumuz nokta. Yine tamamıyla gelecekten bahsediyor. Sizin de gördüğünüz gibi bu zamana kadar çocukların daha fazla olması durumu bir değişiklik göstermedi. Sadece toplam nüfus büyüme göstermektedir. 1950'de Sahra Altı Afrika'ya benzer bir durumda olan Doğu Asya'ya karşılaştırdığımızda çocukların çalışma çağındaki insanlardan daha fazla sayıda olduğunu görüyoruz. Yaşlı sayısı yine çok az. Zaman geçtikçe bazı komik durumların meydana geldiğini görüyorsunuz. 1975 ve 2000 yılları arasında çocukların sayısının düşmeye başladığını görüyorsunuz. Üstlere doğru daha fazla azalmaya başlıyor ve çocukların yükü çalışma çağındaki insanların yükü haline geliyor. Yani çalışma çağındaki insan sayısı çok fazlayken çok az sayıda çocuk var. Henüz yaşlı yok. Durum böyle olunca çalışma çağındaki insanların bakması gereken kimse kalmıyor. Bağımlılık oranını hesapladığınızda çalışma çağındaki insanların çalışma çağında olmayan insanlara oranı karşınıza çıkmaktadır. Ve bakalım Doğu Asya'da ne olmuş? Bu doğurganlık oranındaki düşüşü gösteriyor. 10 yıl geçer geçmez oran müthiş bir seviyeye ulaşıyor. Bu seviyede zirveye yakın bir yerlerdeyiz. Bu varsayımın geri kalanı bu çizginin sağına doğru ilerliyor. Bağımlılık oranı Doğu Asya için gitgide iyileşiyor ve bu da muazzam ekonomik sonuçlar doğuruyor. Burada ekonomik büyümenin yıl başına gösterdiği değişiklik yer almaktadır. Bu 25 yıllık bir süre. Tek bir yıla bakmıyoruz. Doğurganlık oranını azaltmayan Afrika gibi yerlerden çok daha büyük bir seviyede. Bunun birikintilere bağlı olduğunu söyleyebiliriz ve bununla ilgili Hoşunuza gitmeyecek bir yazı okuyacaksınız. Çünkü bir takım karmaşık ekonomik bilgiler içeriyor. Doğu Asya'daki birikinti oranına bakın. 1955'ten başlayarak %14 yüzde %35'lere kadar ulaşıyor. %2,5 ya da %3 oranında faktör gibi artıyor. Bu muazzam bir birikintidir. Para biriktirdiğiniz için ülkenizi ekonomik olarak kalkındıracak olan yatırımlarda inanılmaz bir artış elde edebilirsiniz. Şimdi burada birikintilerin yatırıma eşit olduğu üzerinde duralım. Yurt dışından da para ödünç alabilirsiniz ki buna cari işlemler dengesi denilir. Gelişmek için yurt dışından alınan para miktarı. Biz Batı'da Çin'e giden ve onların gelişmesini sağlayan şeyin Batı sermayesi olduğunu düşünüyoruz. Ama hayır. Hiç o kadar büyük olmadı. Bu %4.85'ten daha azdı. Şimdi bunun önünde eksi işareti var. Bu ihraç ettikleri şey. Fakat 1980'e kadar hızlı bir biçimde net sermaye ihracatçısı olmaya başladılar. Bu fakir ülkelerin sermaye fazlası vardır ve şu anda bize ihraç ediyorlar. Böylece özellikle Çin'in gelişmesi genel olarak da Doğu Asya sizin düşündüğünüz gibi Batı sermayesinin akışının bir sonucu değildir. Hong Kong'daki önceki özel durumlar ve sonrakiler aslında bunun sonucuydu. Ama Çin'in esas bölümü kendi sermayesini üretti. Bunun sebebi nedensellik ilişkisiyle doğurganlıktaki azalmadır. 15-20 yıl boyunca bütün çocukların büyümesini bekliyorsunuz. O çocuklardan sonra gelecek başka çocuk da yok. Hepsi birer çalışan haline geliyor. Bakmanız gereken çocuk olmadığı için para biriktirmeye başlıyorsunuz. Biriktirdiğiniz bu paralar yatırıma dönüşüyor ve siz ekonomik mucizelerden ya da dünyanın kaplanlarından biri oluyorsunuz. Günümüze kadar bu teori yaklaşık 10 ya da 15 yıllık bir teoridir. Bu düşüncenin ekonomi hakkında olduğunu anlamamıştık ve şimdi Asya ile ilgili özel bir durum görmeye başlıyoruz. Çin'in fakir olduğu zamanlar ve birikintilerinin de mükemmel olmadığı zamanlarda birikinti olan eğilim önemliydi. Şu anda bu birikintiler muazzam fakat o zamanlar değildi. İşte bu zengin olmanın bir sonucu. Doğu Asya'nın ve Çin'in özellikle de kültürel olarak özel bir durumları olduğu düşünülürdü. Ekonometrik işlemler uyguladığınızda aynı miktarı kullanabilirsiniz fakat nüfus durumunu göz önünde bulundurmazsanız Asya için, Afrika için ve Avrupa için farklı farklı parametre dizileri kullanmanız gerekir. Nüfus durumuna uygulandığında aynı modelin bütün dünyaya uygulanabileceğini biliyoruz ve bu bağımlılık yükü bir kilit noktaymış gibi görünüyor. Bizi bu getiren ilk ipuçlarından biri İrlanda'ydı. Çin'den tamamen farklı bir kültüre sahip olan İrlanda tamamen Katolik'ti. Ve İngiltere ile mücadele olarak Katolikliği kullandıklarına inanıyorlardı. Böylece oldukça yüksek doğum oranına sahipti ve doğum kontrol hapları yasal değildi. Hükümet 1980 yılında bu hapları yasallaştırdı. Burada doğum oranı gösteriliyor. Sadece biraz hızlanıyor ve sonra hafif bir çarpmayla azalmaya devam ediyor. Bu yine hükümetin doğum kontrol haplarını yasallaştırma eylemidir ve İrlanda'da doğum oranı düşmeye başlar. Ölüm oranı yavaşça düşmeye başlar ve sonra bu zaman diliminde bir ilerleme göstermeyerek nüfus büyüme oranı azalır. Yine aynı durumda karşılaşıyoruz. İrlanda nüfusunun daha küçük bir ölçekte Çin'e benzediği izlenimine varabilirsiniz. Hiçbir yerde Çin'de olduğu kadar fazla değildir. Fakat yine gelişmemiş bir ülkeyi ele alıyoruz. Çocukların sayısı çalışan kişilerden ve yaşlılardan çok daha fazlaydı ve bu azalmaya başladığı noktaya kadar artmaya devam eder. Şimdi bu modern zaman diliminde çalışan Kişilerin çocuklardan ve yaşlı insanlardan daha fazla sayıda olduğu görülüyor. Yani bağımlılık yükü iyi bir seviyede gibi görünüyor. Bu grafik bu durumu gösteriyor. Alttaki mor kıvrım yine yukarıya doğru olan sahra altı Afrikasını gösteriyor. Sadece çizginin yukarısına bir bakın. Çünkü geri kalan her şey tahmine dayanan sonuçlar. Bakın şurada siyah olan yer Doğu Asya ve yeşil ile gösterilen yerde İrlanda. Bu ikisi büyük benzerlikler gösteriyor. Sonucun ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Burası doğum kontrolünün yasallaştığını, ekonomik gelişme oranının 10 yıl sonra hızla arttığını gösteriyor. Şimdi de bu sonuçları Hindistan'la karşılaştıralım. Burada da Çin'in kişi başına düşen ekonomik gelişimini görebiliyoruz. 1960 yılında Çin kişi başına düşen gelir bakımından Hindistan'a nazaran oldukça fakirdi. Kırmızı renkle gösterilmiş olan yer Çin, mavi ise Hindistan. 1960 yılında iki ülkede daha fakir, 1970'de daha fakir ve 1980'de daha da fakir. Wan Shi sloganının neden olduğu doğurganlık düşüşü bu dönemde gösteriliyor ve artmaya başlıyor. Sonra Çin ayrılıyor ve Hindistan'ı geçiyor. Bunun sebebi komünist hükümetin ya da iyi bir hükümetin varlığı değil. Çünkü bu dönemde zaten komünist hükümet düşmüş. Zaten Çin uzun bir süre Hindistan'dan daha iyi durumda değildi. Fakat ondan sonra gerçekleşen en önemli olay doğurganlık oranında düşüş yaşanmasıydı. Bu da bize Çin ve Hindistan'ın doğurganlık oranlarındaki farkı gösteriyor. Fakat burada Çin'de 1970'te başlayan bir düşüş dikkat çekiyor ve Hindistan yavaş yavaş ona yaklaşmaya başlıyor. Fakat bu biraz uzun sürüyor. Bu da bağımlılık yükünün bir göstergesi ve burada yine Çin'de işsizlerin işçilere oranında ciddi bir artış gözleniyor. Ama Hindistan'da pek bir değişim yok. Şimdi bu sonuçları Sahra Altı Afrika ile karşılaştırırsak size durumu daha iyi açıklamak için dünyanın farklı bölgelerini gösteriyoruz. Sonuçların aynı olduğunu görebiliriz. Siyahla gösterilen yer doğum oranı ve ölüm oranı ikisi de çok yüksek ve nüfus da artmaya devam ediyor. Doğum oranı tekrar çizgiye yaklaşıyor. Şu yukarıdaki tahmini sonuçlar. Bunu yine daha önce görmüştünüz. Burası Çin ve Doğu Asya'da bağımlı çalışan nüfusun çocuklara oranını gösteriyor. Burası Afrika ve Süre gelen büyük bir değişim göze çarpıyor. Burası da Sahra altı Afrika'daki çalışma çağındaki nüfusun %2.6 oranında arttığını gösteriyor. Tüm bu insanları istihdam etseniz bile bağımlı nüfus %2.7 oranında artıyor ve hiçbir ilerleme kaydedemiyorsunuz. Ancak Doğu Asya'ya hala büyük ölçüde bağımlı nüfus hakim ve hala çocuk yapmaya devam ediyorlar. Ancak çalışma çağındaki nüfus bağımlı nüfus kadar hızla yarı yarıya artmaya devam ediyor. Buradaki fark birincisinde ülkenin zenginleşmesi, ikincisinde de ülkenin birikim ve yatırım yapıp gelişimini sağlayacağı gerçeğidir. Bu size anlatmak istediğim ana fikirdi. Bu arada elinizdeki çizelgeye göre bu dersin Harvard'da profesör olan ve bu çalışmanın büyük bölümünü hazırlamış olan David Bloom tarafından yapılması gerekiyordu. O gelemediği için bunları ben kullandım. En son bu dersi verdiğim zaman gelmişti ve onun slaytlarının bir çoğunu dersimde kullandım. Yani bu çalışmanın büyük bir çoğunluğu onun eseri. Bu hikayenin sonu anlattığımız gibi uzun bir süre önce Cezayir'in doğurganlık oranında büyük düşüş yaşandığından, hal, ancak hala nüfusundaki artışın devam ettiğinden, bu yüzden de doğurganlık oranı düşüşünden pek bir fayda sağlayamadıklarından bahsetmiştim aynı şey bu bağımlılık yüküyle ilgili sorunlarda da karşımıza çıkıyor. Çünkü ilk olarak ülkelerde çalışanların sayısından çok daha fazla çocuk ortaya çıkıyor. Sonra çocuk yapma oranı düşüyor ve sonuç olarak çalışanların oranı çocukların oranını geçiyor. Ülkelerin büyük bir ekonomik gelişim yaşadığı bir dönem vardır ve sonra insanlar yaşlanmaya başlar. Birçok insan şu anda Japonya'nın bu durumda olduğunu düşünüyor çok düşük doğum oranına sahipler. Yaşlı nüfus artıyor. Fakat önceden yaşlı nüfus çok az yemek yiyordu. Ve pek fazla masraf yapmıyorlardı. Ancak şimdilerde tıbbi masraflardan dolayı yaşlı insanlara çok fazla para harcanıyor. Geçmişte çocuklar pahalı, yaşlılar ucuzken şimdi bu durum tam tersine döndü. Çocukların kullandığı şeyler mesela Çin'den gelen giysiler çok ucuz ve yine gıda dünyada nispeten ucuz. Yani geçen 6 ayı falan düşünmeyin. Çocuk nüfusu önceden pahalıydı. Şimdi ucuzluyor ve yaşlı nüfus pahalılaşıyor. Şimdilerde dünyaya hakim olan endişe ülkelerin yavaş bir demografik değişim yaşamaları. şimdilerde dünyaya hakim olan endişe ülkelerin yavaş bir demografik değişim yaşamaları, ekonomilerini düzenleyememeleri ve insanları istihdam edememeleridir. Çünkü bir ülkede çok fazla istihdam edilecek insana sahip olup onlara verecek işlerin olmaması bir ülke için hiç iyi bir durum değildir. Örneğin arada bir yerde olan Latin Amerika çok fazla korumacı ulusalcıydı. Size bir hikaye anlatayım. Peru'nun kapı komşusu olan Bolivya, Peru' ile birçok sorun yaşadı. Ortak bir pazar kurmak istemedi ve kapı komşusuyla ticaret yapmak yerine, bu yüzden de plastik kovaları bile Brooklyn'den, pirinci de Çin'den almayı tercih etti. Hikaye çünkü demografik durum dünyada süregelen bir ekonomik mucizelerin temel öncülerinden biri gibi görünüyor. Ancak sadece demografi tek başına yeterli değildir. Bir ülkenin insanları istihdam etmesi için ekonomik ve politik altyapısı olması gerekiyor. Bu şekilde ülke zenginleşir ve zenginleşti mi de sürdürebileceği bir sermayesi oluşur. Şimdi yaşlı insanlara çok fazla para harcamak zorunda kalsanız bile fazla birikim elde edecek kadar varlıklı bir hale gelirsiniz. Bir sonraki derste ekonomi ve aileden, makroekonomilerden, bütün bir bölgede ekonominin nasıl işlediğinden ve bunların aileleri nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz.